Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, yepyeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda sizlerle hepinizce malum olan Bildirim gölgesi. Telegram uygulamasını inceleyeceğiz. Tüm bildirimleri temizle düğme. Klavye başlangıç ekranı. Bu uygulama nedir? Bu uygulamanın ayarlarına kısaca sizlerle birlikte bir bakacağız. Bakalım, izleyelim, görelim. Bakalım nasıl bir uygulamaymış. Gelin beraber inceleyelim sizlerle. Bildirim gölgesi. Bildirim yönetimi düğme. Mikrofon. 38 saniye. Engelsiz. LTE telefon sinyali tam. Engelsiz. Tüm bildirimleri temizle düğme. Klavyeyi başla. Play dosya. Klasör sosyal. 3 bildirim. YouTube. WhatsApp. Twitter. Telegram. 1 bildirim. Telegram. Telegram. Grup uygulama akademisi bugün 11.50. Grup. Engelsiz Android not bu düğme. Evet arkadaşlar. Telegram. Klasör kapatıldı. Telegram'dan şöyle kısaca bahsedecek olursak, Telegram zaten uzun zamandan beri olan bir uygulama. Fakat bu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi olayları geçtiğimiz aylarda bayağı bir gündemimizi meşgul etmişti. Telegram bu şekilde bayağı bir popüler oldu. Telegram'dan şöyle kısaca bahsedecek olursak, Telegram'da aynı şekilde sesli mesaj, fotoğraf, video, MP3 ve belge gönderebiliyoruz. Telegram'da 1,5 GB'a kadar dosya gönderimi mümkün ve aynı zamanda Telegram'da örnek veriyorum, programlarınız var, dokümanlar var vesaire, arkadaşlarınızdan bunları aldınız. Bu arkadaşınızın sohbetini silmediğiniz sürece Telegram'daki programlar, dosyalar, dokümanlar Telegram'ın kendi sunucusunda saklanıyor ve istediğiniz zaman cihazınıza indirip kullanabiliyorsunuz. Telegram'da grup özelliği var. Gruplara en fazla 200 bin kişi eklenebiliyor. Yani görüntülü aramalarda 1000 kişiye kadar görüntülü arama desteği var. Onun haricinde sessiz sohbet özelliği oluyor gruplarda. Sessiz sohbeti planlayıp planladığınız saatte katılımcıların katılıp beraber sessiz sohbet yapabiliyorsunuz. Görüntülü mesaj gönderebiliyorsunuz. Onun haricinde gelin şöyle bir kısaca ayarlarına beraber bakalım. Grup. Engelsiz bul düğme. Gezinti menüsünü aç düğme. Burada gezinti menüsünü aç dediğimiz zaman aşağı doğru iniyoruz. Ömer Göktaş artı 90, 538 gün temasına geç düğme. Öner engelsiz Android. Ömer Göktaş. Hesap ekle. Telegram'da bir de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Çoklu cihaz desteği var. Yani bir Telegram hesabınız en fazla 5 cihazda açılıyor. Telegram uygulamasında da en fazla 3 tane Telegram hesabı açabiliyorsunuz. Tabii bunun için de 3 tane hattınızın olması gerekiyor. Boşluk. Yeni grup. Yeni grup dediğiniz zaman burada grup oluşturabiliyoruz. Kişiler. Kişiler, Aramalar. aramalar. Yakındaki kişiler. Yakındaki kişiler özelliği de şu. Eğer beni bulu etkinleştirdiyseniz ve bir arkadaşınızın telefon numarası yok ama yakınınızda, yani örnek veriyorum, farklı bir ilçede ya da aynı şehirdesiniz ya da farklı bir mahallede, yakındaki kişilerden bu arkadaşınızı bulabiliyorsunuz. Tabii ki aynı şekilde ana sayfada bul bölümü vardı az önce. Oraya da ismini aratarak bulabiliyorsunuz. Kayıtlı mesajlar. Kayıtlı mesajlar, aynı WhatsApp'taki gibi yıldızlı mesajlar olayı var. Ayarlar. Burada ayarlara bir girelim. Bakalım ayarlarda neler varmış. -1 medya. Profil fotoğrafı. Geri dön düğme. Ayarlar ve SSD ara düğme. Daha fazla seçenek düğme. Daha fazla seçeneğe tıklarsak Adı düzenle. burada ismimizi düzenleyebiliyoruz. Adı düzenle. Yeni fotoğraf ayarla. Profil fotoğrafımızı değiştirebiliyoruz. Oturumu kapat. Oturumumuzu kapatabiliyoruz. Adı düzenle. Son uygulama geri düğme. Buradan Ömer çıkıyoruz. Göktaş. Son uygulama ana sayfa profil geri dön ayarlar ve SS daha fazla seçenek profil fotoğrafını değiştir düğme hesap. Artı 90 538 kullanıcı adı et Ömer 95 engelsiz Android. Burada da kullanıcı adımız var. Bu kullanıcı adını değiştirebiliyoruz. Kullanıcı adı olayı şu şekilde işe yarıyor. Örnek veriyorum, bir tane gruba girdiniz. Bul bölümünden genel gruplardan birine girdiniz. Ama numaranızın gözükmesini istemiyorsunuz. O zaman numaranız yerine bu kullanıcı adınız gözüküyor. Hakkında hafifçe gülümseyen yüz. Burada aynı şekilde WhatsApp'ta olduğu gibi hakkında bölümümüz var. Boşluk. Ayarlar. Bildirimler ve sesler. Bildirimler ve ses ayarlarını buradan ayarlıyoruz. Gizlilik ve güvenlik. Gizlilik ve güvenliğe şöyle bir girelim. Gizlilik geri dön gizlilik. Engellenen kullanıcılar 1. Burada kullanıcı engelleyebiliyoruz. Telefon numarası hiç kimse artı 2. Telefon numarasını hiç kimsenin görmemesini sağlayabiliyoruz. Az önce söylemiştim.
Genel gruplara girdiğimiz zaman telefon numaramızın gözükmeme ayarını buradan yapıyoruz. Son görünme ve çevrim içi herkes. Aynı şekilde son görünme ve çevrim içi. Profil fotoğrafları herkes. Profil fotoğrafları. İletilen mesajlar hiç kimse. İletilen mesajlar hiç kimse. Aramalar herkes. Aramalar herkes. Bu özellikle aynı şekilde sizin telefon numaranız girdiğiniz genel grupta bile gözükmese kişi buradan sizi sesli arama yoluyla arayabiliyor. Ve aramadan sonra da telefon numaranızı siz paylaşana kadar gözükmüyor. Bu arama ayarında hiç kimse ya da kişiler ya da ayrıcalık ekleyip bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Gruplar kişilerim. Burada aynı şekilde gruplar var. Sizi kimlerin gruplara ve kanallara ekleyebileceğini değiştirin. Güvenlik. Sizi kimlerin gruplara ve kanallara ekleyebileceğini değiştirin diyor burada. Telegram'da bir özellik daha var. Bu da kanal arkadaşlar. Kanalda şöyle bir olay var. Kanalda tek admin olur. Ya da birden fazla admin oluyor. Fakat kanaldaki fark şu. Üyeler mesaj atamıyor. Yani kişiler paylaşımı yapıyor. Örnek veriyorum. Bir YouTube kanalınız var. YouTube kanalınızın takipçilerini buraya alırsınız. Sürekli YouTube'u takip edemiyorlardır. Buradan Telegram'dan direkt linklerini atıp bu şekilde de izlemelerini sağlayabilirsiniz. Kanalı farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Uygulama kilidi. Uygulama kilidi. İki adımlı doğrulama kapalı. İki adımlı doğrulama olayı şu oluyor. Örnek veriyorum, arkadaşınız sizin Telegram hesabınıza girmek istiyor. Size kod geliyor ama koddan sonra eğer bu iki adımlı doğrulamayı açarsanız o şifreye de girmenizi istiyor. Eğer o şifreye girmezse Telegram hesabınıza erişemiyor. Etkin oturumlar. Burada etkin oturumlarda bildiğiniz gibi zaten hesabınızın hangi cihazlarda oturum açtığını görebiliyorsunuz. Diğer cihazlardaki oturumları kontrol edin. Hesabımı sil. Hesabımız sil. Bu kadar süre uzaktaysan bir yıl. Bu kadar süre uzakta kalırsam yani bir yıl boyunca ben Telegram'a girmezsem Telegram benim hesabımı bir yıl sonra otomatikman silecek. Bunu siz hangi seçenekler vardı burada? Bir saniye bakalım. Hesabın kendini yok etmesi. Radyo düğmesi seçili değil bir ay. Radyo düğmesi seçili değil 3 ay. Radyo düğmesi seçili değil 6 ay. Radyo düğmesi seçili bir yıl. Evet, 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl seçenekleri var. İptal et. Bu seçeneklerden istediğinizi seçip şu kadar süre Telegram'a girmediğiniz zaman Telegram hesabınız otomatikman kayboluyor. Gizlilik ve güven, botlar ve web siteleri, ödeme ve teslimat bilgilerini temizle. Ödeme ve teslimat bilgileri, botlar ve web Botlar, bu süre içinde en az bir kez çevrim içi, botlar ve ödeme ve Telegram ile yapılan girişler. siteleri. Telegram ile yapılan girişler var burada. Eğer bazı uygulamalara üyelik yapıyorsanız Telegram'la devam et seçeneği varsa bu uygulamaları buradan yönetebiliyorsunuz. Oturum açmak için Telegram'ı kullandığınız web siteleri. Evet. Kişiler. Kişiler. Eşitlenen kişileri sil. Eşitlenen kişileri sil. Eğer Telegram kişileri açıksa bile bu işaretleseniz bile tekrar aynı kişiler tekrar geri geliyor. Bu ayarla oynamanızı tavsiye etmiyorum zaten. Açık açık. Kapalı kapalı. Hızlı erişim için arama bölümünün üst kısmında sık mesajlaştığınız kişileri görüntüler. Evet. WhatsApp'ta olduğu gibi hani son sohbetler bölümünde vardı hatırlarsınız. Bir mesajı birine iletmek istediğiniz zaman bu ayarda onu açıyor. Gizli sohbetler. Gizli sohbetler. Bu cihazda yani örnek veriyorum iki tane cihazınızda hesabınız açık. Siz bu cihazda gizli sohbet başlatırsanız diğer cihazdaki kişi bu gizli sohbeti göremez. Yani diğer cihazdan hesabınıza girdiğinizde gizli sohbeti göremezsiniz. Sadece gezi sohbeti başlattığınız cihazdan görürsünüz. Gezi sohbet özelliği de bu. Harita ön izleme sağlayıcısı ön izleme yok. Kapalı kapalı. Evet, harita ön izleme sağlayıcısı. Bağlantı ön izlemeleri Telegram sunucularında oluşturulur. Gönderdiğiniz bağlantılar hakkında veri saklamıyoruz. Evet, bu da bağlantılarla ilgili, ön izlemelerle ilgili veri saklamadığını söylüyor. Gizlilik ve güvenlik. Evet. Geri dön düğme. Bu kadar arkadaşlar. Bakalım başka nelerimiz var burada. Hakkında hafif boşluk. Ayar, bildirim, gizlilik ve güvenlik. Veri ve depolama. Veri ve depolamaya girelim. Veri ve depo, geri dön düğme. Disk ve ağ kullanımı. Depolama kullanımı. Veri kullanımı. Boşluk. Otomatik medya indirme. Evet, otomatik medya indirmeyi biliyorsunuz zaten. WhatsApp'ta da aynı bu ayar var. Mobil veri kullanırken fotoğraflar, videolar, 10 megabayt, dosyalar, 1 megabayt. Evet, burada sınırlamalar var. Bunları ayarlayabiliyoruz. Mobil veri kullanırken açık. Kablosuz ağa bağlıyken fotoğraflar, videolar, 15 megabayt, dosyalar, 3 megabayt. Evet, bu da aynı şekilde. Kablosuz ağa bağlıyken açık. Dolaşımdayken fotoğraflar. Dolaşımdayken açık. Otomatik indirme ayarlarını sıfırla. Otomatik indirme ayarlarını sıfırlayabiliyoruz. Boşluk. Otomatik medya oynatımı. Açık açık. Açık. Açık açık. Açık. Boşluk. Yayın akışı. Yayın akışı. Açık açık.
Bazı videolar yayınlanamaz. Örneğin Telegram 4.7 ve önceki sürümleri kullanılarak Android'den gönderilen tüm videolar yayınlanamaz. Evet, bu da bazı videolarla ilgili, yayınlanmaması ile ilgili genel bir bilgi vermiş bize burada. Aramalar. Aramalarda daha az veri sadece dolaşımdayken. Mesaj ile yanıtla. Boşluk. Vekil sunucu. Vekil sunucu ayarları. Boşluk. Buluttaki tüm taslakları sil. Buluttaki tüm taslaklarımızı siliyoruz buradan da. Boşluk. Veri ve depolama. Geri dön düğme. Açık. Bir saniye. Mikrofon. Onda veri ve geri dön düğme. Veri ve depolama. Geri açık. Açık. Boşluk. Otomat dolaşım. Kablo. Mobil. Otomat. Boşluk. Veri kut. Depolama. Disk ve geri dön düğme. Disk ve depolama kullanımı. Depolama kullanımına tıkladığımız anda. Depolama geri dön düğme. Medyayı süresiz kaydırıcı. Medyayı sakla. Evet, medyayı sakla, süresiz kaydırıcı. Süresiz, bulut sohbet ortamındaki fotoğraflar, videolar ve diğer dosyalar erişmediğiniz bu sürede cihazınızın hafızasında yer açmak için cihazınızdan silinecektir. Tüm medya dosyalarınız Telegram bulut sisteminde duracaktır ve istediğiniz zaman tekrar indirebilirsiniz. Süresiz kaydırıcı. Bir ay kaydırıcı. Evet, bir ay sonra medyalarımız silinebiliyor. Bunu da ses açma ve kısma tuşlarıyla bir hafta kaydırıcı. Ayarlayabiliyoruz. Üç gün kaydırıcı. Evet. En az 3 gün yapıyoruz. En fazla da bir hafta kaydırıcı. Bir ay kaydırıcı. Süresiz kaydırıcı. En fazla da bir ay yapabiliyoruz bunu. Bulut sohbet ortamındaki fotoğraflar, videolar ve diğer dosyalar erişmediğiniz bu sürede cihazınızın hafızasında yer açmak için cihazınızdan silinecektir. Tüm medya dosyalarınız Telegram bulut sisteminde duracaktır ve istediğiniz zaman tekrar indirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi cihazınızdan silinse bile Telegram'daki bulut depolamadan indirebiliyoruz. Cihaz depolama alanı 46,3 MB, Telegram ön belleği 23,6 GB, diğer uygulamalar 26,6 GB, boşluk. Yerel veri tabanını temizle 3,7 MB. Evet, yerel veri tabanını temizle dediğimiz anda cihazdaki verilerimiz temizlenir. Yerel veri tabanının temizlenmesi, ön belleğe alınan mesaj metinlerini siler ve dahili depolama alanını temizlemek için veri tabanını sıkıştırır. Telegram'ın çalışması için bazı verilere ihtiyacı vardır. Bu nedenle veri tabanı boyutu asla sıfıra inmez. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Evet, gördüğümüz gibi. Depolama kullanımı. Geri dön düğme. Evet arkadaşlar, depolama ve veriler son uygulamalar düğme. Bu kadar. Bakalım başka ne varmış? Geri düğme. Hakkında hafif boşluk, ayar, bildirim, gizlilik ve güven, veri ve depolama, sohbet ayarları, klasörler. Buradan sohbet ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Burada klasörleri yapabiliyoruz. Sohbet ayarları. Sohbet ayarlarına girelim. Mesaj 16K, sohbet art, boşluk. Renk tem, klasik, gündüz düğme, karanlık düğme, gece düğme, seçilik, kutup, ultimate bulut, burgu rengi düğme seçilik, kutup düğme seçili değil. Ultimate burgu rengi düğme seçili değil. Açık. Şimdi arkadaşlar. Açık. Asıl gelelim buraya. Şimdi Telegram sohbet ayarlarında bu açık açık bölümünü neden okumuyor diye soracak olursanız. Arkadaşlar, JSO kullananlar için JSO'dan hareket ayarlarına gireceksiniz. Orada kaydırma ayarlarına gireceksiniz ve en başta ayrıntılı odak modu. Onu işaretlediğiniz anda bu açık açıkların hepsini size teker teker okuyacak. Bunu da bu şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesafe 1, boşluk. Son uygula, geri düğme. Hakkında, boşluk, ayar, bildir, gizlilik, veri ve de, sohbet, ay, klasörler, cihazlar. Evet, cihazlar zaten aynı şekilde buradan da görebiliyoruz. Dil. Boşluk. Evet. Yardım. Yardım bölümünden de Telegram'la ilgili makaleleri buradan bu şekilde bir soru sor okuyabiliriz. Burada da zaten bir soru sor bölümümüz var. Telegram SSS. Gizlilik politikası. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Telegram'la ilgili tabii ki de tek video bu olmayacak. Diğer bölümleri de teker teker inceleyeceğiz sizinle. Farklı ayarları var bu Telegram'ın. En ince detayına kadar inceleyebildiğimiz kadar inceleyeceğiz. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas@engelsizandroid.com ve engelsizandroid@gmail.com adreslerine mail atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yeni yüklenen videolardan herkesten önce haberdar olmak için lütfen abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.